şu ana kadar 3 farklı karavan tipi denedim ve bu 3 farklı deneyimi size karşılaştıracağım bu videoda. Nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. Birkaç tane soru soracağım. O sorulara da kendim deneyimlerime göre cevap vermeye çalışacağım. Eğer size de faydalı olursa sevinirim. Tabii ki öncelikle hemen beğenine basmanızı rica edeceğim. 10 yaşında iki tane kızımla birlikte yani 4 kişilik bir aile olarak deneyimlerimizi yaptık. Karavan deneyimlerimizde 3 tane model kullandık. Bunlardan bir tanesi 4x4 bir arazi arabası yani Ford Ranger'ın üstüne kurulmuş bir sistemdi. Bu gladyatör olarak geçiyor. Hot Omobil firmasından kiraladık. Bu arada bunları söylerken firmaların ismini de söyleyeceğim ama işbirliği falan yok. Tamamen deneyimimi anlattığım bir video olacak. Onu da öncelikle söyleyeyim. İkinci tipimizde dedik ki o çok farklı bir deneyimdi. Bu sefer başka bir şey deneyelim. Bu sefer de gittik Avis firmasından Carpento model 360 denilen arabanın arkasına trailer şeklinde iki parçadan oluşan bir karavanı kiraladık. Bunda da yine 4 kişiydik, iki çocuğumla birlikte aile olarak takriben 29-30 gün bunu deneyimledik. Ve üçüncü tipte de çok daha farklı tabii ki dedik ki farklı bir tip olsun. O da moto karavan. Moto karavan dediğimizde işte minibüs, panelvan gibi kocaman böyle bir minibüsü düşünün. Onun içini tasarlıyorlar. İçini güzel bir şekilde sokuyorlar ve size karavan olarak sunuyorlar. Siz de onu kullanıyorsunuz. Özellikle Türkiye'de bundan şu anda çok yapılan var. Etrafta da görüyor olabilirsiniz. Biz bu üç tane farklı tipi farklı zamanlarda dedik. Ben şimdi sorular soracağım. Onları isterseniz istediğin soruları daha sonradan dinleyebilirsiniz. Birinci sorumuz kaç kilometre ve bunların hangi tarihlerde yaptık? Kaç kilometre yaptık? İlkini 800 kilometre civarında 3 gece kaldık. 4x4 dediğim modelle, gladyatörle. İkincisini çok uzun süre, 29 gün gibi 5500 kilometre. Üçüncü tipi de 1800 kilometre bir hafta kadar süreli kullandık. Yani deneyimlerimi bu çerçeveden de dinlerseniz daha iyi oturtturabilirsiniz kafanızda. Peki bunları hangi zamanlarda yaptık? İlkini Şubat ayında 3 gece olan 4x4'ü Şubat ayında soğukta. İkincisini Temmuz ayında Ağustos işte 40 derecelere çıkan bir sıcaklıkta. Üçüncü deneyimimizi de Kasım ayında yaptık. Bu da farklı zamanlarda olduğu için tabii ki farklı deneyimler sağlattırdı bize. O da önemli. İki çocukla biz bunları yaptık. Güvenlik kısmına dikkat etmeye çalıştık. Bu ne demek? Şu demek. İlkinde bir 4x4 aracın kullanıldığı için zaten araçta arka tarafta oturdu çocuklar. Önde biz oturduk eşimle birlikte. Arkada çocukları çocuk koltuklarına bağladık. Çocuk koltukları bize aitti. Kiraladığımız yerden değil, kendi çocuk koltuğumuzu koyduk birer tane. Onlar da seyahat ettik. Kamp yaptığımız yerlerde onlardan çocukları alıp hepimiz birden arkada karavanı kullandık. İkincisinde ise yine araç olarak ön tarafta bir araç vardı kiraladığımız. Kiralarken bu arada ikisini birden kiraladık. Yani trailer arkadaki Carpento. Önünde de araç vardı. Avis böyle ikisi birden kiralıyor. Onda da arabanın içinde aynı sistem. Önde biz oturduk. Arkada çocuklar çocuk koltuğunda oturdu. Daha sonradan park ettiğimiz yerde hepimiz arabadan çıktıktan sonra arkadaki karavanı kullandık. Üçüncü tipte ise bu önemli bir husus bence. Çok farklı diğerlerinden. Bir minibüs gibi düşünün. Minibüste önde bir şoför oluyor. Ben sürerken yanımda eşim var. Onun da tabii ki emniyet kemeri var. Benim var. Çocuklar ise tabii ki öne oturamadı. Arka tarafta karavan şekline getirilmiş yerde bir masalı sistem var. O masalı sistemde çocukları yine koltuklarını bağlayabileceğimiz bir izofix sistemi olmasını talep ettik. Ve ona uygun olan bir karavan kiraladık. Yani burada şu önemli. Eğer minibüs gibi bir karavanı, moto karavan kiralayacaksanız onda çocuğunuz varsa lütfen oto koltuğunun bağlanabilecek bir sistemi var mı yok mu ve bu TSE'ye uygun mu değil mi onu da bir kontrol etmenizi özellikle uyarıyorum. Bu çok önemli bir husus. Çünkü genellikle buna dikkat etmiyor kiralayan yerler veya yaparken insanlar da buna göre sistem kurmuyorlar. Çünkü kendileri yaptıklarında da o sistemi de önemsemek lazım. Sonuçta oraya bir çocuk koltuğu takılması gerekiyor. Bağlantılarını ona göre yapmak lazım. O yüzden güvenlik önemli diyorum. Bu aklınızda bulunsun.
Peki şoför olarak genelde ben sürdüğüm için şoför diye kendimi lanse edeceğim burada. Şoför olarak güvenlik, aracın sürmeleri nasıl? Kolay mı, değil mi? Şimdi zaten bir numara dediğimiz şey 4x4 bir araç sürüyorsunuz. O normal bir panel van gibi 4x4 bir truck kullanıyorsunuz. B ehliyetiyle kullanabildiğiniz bir şey bu. Sürmesi normal arabaya göre. Tek farkı var. Arabada ortadaki dikiz aynasını kullanabiliyorsunuz. Baktığınız zaman arkayı görebiliyorsunuz. Yandaki dikiz aynalarını değil, ortadaki. Bunda ortadaki dikiz aynasını kullanamıyorsunuz. Yandaki yalnızca aynalara bakarak hareket etmeniz lazım. Buna alışmanız gerekiyor ilk etapta. İkinci tipte trailer olarak kullandığında bu sefer araç normal bir araba. Arkasına bir tane trailer geliyor. Araç normalden iki katı daha ortalama olarak iki katı daha uzuyor. Daha uzun bir araç sürüyorsunuz. Ama 750 kilogramdan daha düşükse ki bizimki öyleydi. Carpanta model 360 olan. Arkadaki o trailer 750 kilogramdan daha düşükse o zaman B ehliyeti kullanılabiliyor. B ehliyetiyle kullanabildiğiniz için bir sıkıntınız yok. Fakat daha uzun bir araç sürdüğünüz için ve dikiz aynasını yine kullanamadığınız için birinci modelden, birinci tipten, benim anlattığım birinci tipten daha dikkatli şekilde kullanmanız gerekiyor. Çünkü arkanızda gerek onu yüklemeniz, ağırlığının nasıl dengede olması, gerekse olabildiğince yavaş sürmeniz. Çünkü sonuçta yalnızca güç öndeki araçta. Bunlar dikkat edilmesi gereken ve tabii ki en zor kısım da geri geri giderken. İleri giderken hadi bir nebze ileride bir sıkıntı yok ama geri geri giderken gerçekten trailer'ı kullanmak oldukça zor. Nice insanlarla tanıştım ki halen kendi sahip oldukları trailer'ı geri geri süremiyorlardı. Çünkü oldukça zorlanıyorlar. Yalnızca sağa yaptığınızda sola gitmiyor. Arka tarafı da düşünmeniz lazım. Bu deneyimle kazanabilecek bir şey ama zor. Bunu bilmeniz lazım. Bu çok önemli. Özellikle park ederken zorlanıyorsunuz. Ben hatta bir yerde durdurup arabayı söküp arkadan trailer'ı döndürüp arabayı öbür tarafa geçirip öyle yön değiştirmem gerekti. 180 derece geriye dönmemiz gerektiğinde. Zorlandım mı? Evet, geri geri gidişlerde zorlandım ama sonuna doğru artık yavaş yavaş deneye deneye biraz çözmeye başlamıştım. Üçüncü tip arabada ise şoför olarak onda da bir minibüs kullanıyorsunuz. Minibüste de yine B ehliyeti geçerli. Bunda çok küçük bir trik var. Onlar önemli. Yeni ehliyetlerin arkasına baktığınız zaman orada minibüs için hangi tarihe kadar kullanabilirsiniz diye bir ibare var. Tarihler değişik zamanlarda. Ona dikkat etmenizi önemli. Hatta şimdi cebinizden çıkartın cüzdanınızdan. Ehliyetiniz yeni ehliyetse arkasına bakın. Minibüslerin son kullanma tarihi farklı diğerlerinden. Ona da dikkat edin. Sonra sizi polis çevirdiğinde ceza yemenizi tabii ki ister. Bu da önemli bir husus. Şoför için kullanımda bu yine araba gibi ileri doğru giderken sıkıntı yok. Geri giderken daha büyük bir araç ve daha biraz daha uzun olduğu için normal B ehliyeti arabalara göre biraz daha genişten almanız gerekiyor. Yüksek tabii ki normal arabaya göre daha yüksek. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Özellikle geri geri giderken, park ederken dallara işte bir tepenizi görme ihtimaliniz yok. Sonuçta bir kutunun içindesiniz. O yüzden yanınızdaki yardımcılar kimse o artık. Onu dinlemeniz lazım. Birinden yardım almanız lazım. Bu geri geri giderken size dikkat etmeniz gereken. Ama eğer trailer'la kıyaslarsak çok daha kolay. Yani minibüsü, motokaravanı kullanmak trailer'a göre daha kolay diye düşünüyorum. Çünkü orada dingil sayısı vesaire ayrı bir sistem yok. Tamamen minibüs arabanın biraz daha büyüğü gibi düşünebiliriz. Ama sıralamamız gerekirse kolaylık anlamında bakarsak eğer o zaman ilk önce 4x4 daha sonra motokaravan daha sonra da trailer diyebiliriz. Kolaylık, zorluk onu artık siz tabii kişisel olarak da değişebilir. Çocuklarla hangisi daha verimi daha iyi diye sorarsak eğer. Şimdi biz 4 çocuklu ama 4 kişilik bir aile olarak 2 çocuk olarak bakıyorum. Tek çocukta çok fark edebilir tabii ki bu. 2 çocuklu olduğu için yatak problemi birazcık burada önemli. Mesela ilk denediğimizde 4x4 olanda hepimiz aynı yatakta. Yani bir tane 2 kişilik ya da 3 kişilik diyelim bir yatağın üzerinde dördümüz birden yattık. Ayrı bir yatak yoktu. İkinci olan, trailer olan dediğimde, çekme karavan olan da onda ranza sistemi vardı. Çocuklar üst kat, alt kat bir ranzada yattı. Biz anne baba olarak ayrı bir iki kişilik yatakta yattık. Bu ayrı bir sistem ilkine göre kıyasladığımızda çocuklar için daha rahat. Çünkü sonuçta hepsinin kendi yatağı var. Aile için de daha rahat. Yani bir ile iki arasında uçurum kadar fark var.
Düşünün nasıldı yatağınız falan, anlatır mısınız çekme karavanda? Yatağımız çok güzeldi, bakın. Nasıl, göstereceğim şimdi, ne anlat bakalım, özelliği ne? Bunk bed. Ya. Ben yukarıda uyudum, Sibel aşağıda uyudu. Aa, ranza yani. Hı-hı. Üst kat güzel mi peki? Üst kat çok güzel. Ne özelliği var? Işığı mışığı var mı? Işığı var. Hı. Ve böyle bir window var. Tamam, oradan istersen hava mı giriyor? Hı hı. Açıp kapatabiliyor musun? Evet. Tamam, harikaymış. Sizin nasıldı Sibel Hanım? Ama aynı benimkisi gibi. Seninkisi gibi aynı mı senin de? Sen memnun oldun mu Sibel? Evet. Ama çok güzel. İkimiz iyi uyuduk değil mi Sibel? Peki, merdiveni evet. Çıkabiliyor musunuz? Yine inip çıkabiliyor musunuz merdivenden? Ha? Hı hı. Hı. Merdivenden de inip çıkıyorsunuz. İki daha iyi bu konuda. Üç dediğimde motokaravanda ise orada da şu vardı. Bu arada motokaravanların içinin dizaynları, tasarımları hepsi ayrı ayrı. Bu anlattıklarım bizim deneyimlerimizle ilgili şeyler tabii ki. Siz de almadan önce veya işte yaptırmadan önce kiralarken o tasarımlara dikkat etmenizi önemli size uyarayım. Çok önemli bu. Çünkü hepsinin tasarımı farklı olduğundan yatak boyları da değişebilir, yerleri de değişebilir. Bizde mesela bir tane büyük iki kişilik yatak vardı. Ve de ayrıca bir tane de çocuk için ayrıca yemek masasını indirerek bir yatak yapılabilirdi. Biz iki çocuğumuz olduğundan dolayı o ve çocuk için yapılan yatak kısmı bizim kullanamayacağımızı hissettik. Çünkü yan tarafından düşme ihtimalleri vardı. Yan yana yatmaları sıkıntı olabilir diye düşündük. O yüzden şöyle bir çözüm ürettik. Anne ile iki çocuk büyük yatakta, baba tek başına çocuk için tasarlanmış diğer yatakta yatmasını kendimizce önerdik. Fakat orada da sıkıntı şu, babanın boyu uzun olduğu için o yatağın boyu babadan birazcık daha kısaydı. Bu konuda babalar tabii ki hani birazcık daha böyle kanepede uyumaya alışık diye düşünürsek orada birazcık tabii ki hani iki büklüm şöyle böyle ayaklarınızı çekerek falan filan zorlanabilirsiniz. Bu da önemli bir konu tabii ama unutmayalım, motokaravanların tasarımları hepsinde farklı oluyor. O da önemli bir husus. Bir çocuk olsa belki o benim kısa dediğim yatakta bir çocuk yatacak. Siz anne baba olarak arkada yatabilirsiniz. Veya iki kişi giderseniz onu hiç yatak yapmazsınız. Yalnızca arkadaki iki kişilik yatakta yatabilirsiniz. Ama yatmak, gerçekten uyumak çok önemli. O yüzden yatak pozisyonları nasıl, boyları nasıl, ben orada uyuyabilir miyim, çocuklar nerede uyuyacak gibi önceden bunu dikkatle inceleyin diye uyarayım. Çocuklar için kullanıma tekrardan şunu eklemem lazım. Yataklar tabii ki ranza olduğu için, çocuklara yönelik olduğu için onlar daha çok sevdiler bizim deneyimimizde. Onlar üst kata gitti, alt kata gitti, içinde oynadılar falan. Onlar kendilerine göre özel bir yer hissettiler. Diğer karavanlarda bu tam özel kendilerine ait gibi hissedemediler. Ama bu da hoşlarına gitmedi demek değil. Tabii ki hoşlarına gitti. Ama üçü arasında en çok onlar iki kişilik ranza. Üst kat alt kat, çocuklar onda daha çok eğlendi. Çocuklar için daha eğlenceli oldu. Mutfak, banyo ve farkları diye bir soru sordum orada. Yani farkları ne bu mutfak banyoda? Şimdi ilk deneyimdeki 4x4 olan aşırı küçük. Yani alan anlamında gerçekten çok dar. Her şey minnacık yapılmış. Çok şirin evet ama bir aile için işte 3 kişi 4 kişilik bir aile için ben önermiyorum. Açık ve net söyleyeyim. Ama iki kişiyseniz, bir kişiyseniz tabii ki yapabilirsiniz. O yüzden mutfak ve banyosu küçük. Alanları da dar. İçine girmesi dar. Mutfakta bir şey yapmak, evyesi bilmem ne. Her şeyi küçük. O yüzden ben genellikle size bu konuda eğer aile olarak yani 3-4 kişilik bir aileyseniz daha çok motokaravanla trailer arasındaki farkları daha çok anlatmak istiyorum. Mutfak bir tanesinde bizde tek ocaklıydı. Trailer'dı. Tek ocaklı olan Carpento. Diğerinde ise motokaravanda ise çift ocaklıydı. Mutfakta en büyük fark buydu. Bence çift ocak olması aşırı iyi. Çünkü aynı anda olabildiğince hızlı bir şekilde iki tane tası, yemeği çıkartabiliyorsunuz. Isıtabiliyorsunuz. Bu şimdi komik size çok lüks gibi gelebilir ama değil aslında. Çünkü bir yerde çay yaparken diğer yerde menemen yapabiliyorsunuz. İşte pilav yaparken diğer yerde et gibi bir şey neyse ne varsa onu pişirebiliyorsunuz. Bu çok hız anlamında önemli. Hızlı olmanız gerekiyor çünkü böyle hani rahat rahat hareket edip rahat rahat mutfakta dolaşıp evin içinde dolaşıyor gibi değil. Bir mutfak yok.
Her şey aynı yerde. Salonunuzda, yatak odanızda, mutfağınızda aynı yer. O yüzden olabildiğince hızlı, olabildiğince çabuk bir şekilde çözmeniz önemli. Banyo, karavan anlamında tabii boyla burada önemli birazcık. Motokaravandaki banyomuz daha büyüktü. İçinde daha rahat oturabiliyorsunuz. Koltuk diyorum. Tuvalet daha rahat bir şekilde oturduk. Carpento'da biraz daha dardı. Ama aynı sistemli, kasetli sistemdi. Kasetli sistem nedir? Siz tuvaletinizi yapıyorsunuz. Daha sonra dışarıdan, karavanın dışından kaset dolduğunda çekip alıp onu boşaltıyorsunuz. Ben bunun videosunu daha önceden çekmiştim. İsterseniz oraya da bakabilirsiniz ama sistem aynı sistem. Duş olarak da sıcak su için elektrikli bir şok ısıtıcı var içinde. İsterseniz de duşunuzu o elektrikli dışarıdan 220 volta bağlayarak, ayrıca bir sistem olarak ona bağlatarak şok olarak hızlı bir şekilde elektrikli ısıtıyorsunuz ve yani duş da böyle hayalinizdeki gibi, evinizdeki gibi şöyle bir 5 dakika 10 dakika suyun altında kalayım değil. Fıt fıt yani fıt fıt fıt. Çünkü sonuçta deponuz belli bir depo limitiniz var. O depo limitinizi harcamadan bitirmeniz lazım. Depo alanı nasıl? Depo alanı ne demek? Yani dolaplar nasıl? Olabildiğince fazla dolap olması iyi bir şey. Çünkü ne kadar fazla dolabınız varsa o kadar yer demek bu. Fakat aynı zamanda neyin nerede olduğunu oturtmanız lazım. Baktığımız zaman motokaravan olan, en son denildi, üçüncü denildi, en fazla depo alanı olan yer. Çünkü daha büyük bir hacim, yüksek tavan, daha büyük bir hacim. Ama bize nedense Carpento'nun depolama alanı az da olsa daha yakın geldi. O da tasarımla ilgili belki de bir tasarım iyi olduğundan dolayı olabilir. Bize uygun olmuş olabilir. O yüzden hani kişiye göre değişebilir diyorum. Ama çok fazla malzeme ben koymak istiyorum derseniz tabii ki motokaravanda depo alanı çok daha büyük. Çünkü hacim olarak çok büyükler. Bizim Carpento 360'dan daha büyüktü motokaravan. Onu söyleyebilirim depo alanı için. Peki nerede kalıyorsunuz? Nerede kaldık? Kamp alanları nasıldı? Bu deneyimle değişecek bir şey. Biz ilk denememizde tabii hiçbir şey bilmediğimizden ben de tabii ki ailemle birlikte çıktığım için yalnız kendim olsam belki farklı düşünürüm ama aileyle birlikte çıkınca insan onları da birlikte korkuyor. İşte güvenli bir alana sokmak istiyor. O yüzden karavan kampları dediğimiz kamplar var. Onları da tercih ettik ilk başlarken. İşte o ne demek? Belli bir alana gidiyorsunuz. Özel bir alan bu. Orada belli bir ücret veriyorsunuz. Elektrik veriyorlar size. Su veriyorlar. Girdiğiniz yerler belli. Oturduğu yerler belli. Karavanların. Çok düzenli oluyor bunlar. Tabii ki tuvaletleri oluyor. Duşları oluyor. Bazen çamaşır makineleri oluyor. Eğer yazın geziyorsanız havuzu olanlar bile var. Böyle değişik yerler keşfediyoruz. Fakat bunlar ücretli. Yani şimdi ben çok ucuza çıkmak istiyorum derseniz karavan kampları size ayrıca ek bir ücret istiyor sizden. Çünkü size bir hizmet veriyor. İşte o tuvalet dediğimiz, kasetli tip dediğimiz tuvaletleri de gidip bir yere boşaltmanız lazım. Bunlar kanalizasyon gibi yerler olması lazım. Çıkıp da işte çünkü içine kimyasal atılıyor, kokuları kokmasın diye. İşte katı siz kakanızı yaptığınızda onların daha böyle rahat bir şekilde çözülmesi için içine kimyasal atılıyor. O kimyasalları gidip de tarlaya, ortaya bir yere döktüğünüzde bu tabii ki zararlı oluyor. O yüzden bunların kanalizasyona gitmesi gerekiyor. Onlar da özel yerler. Bunlar nerede? Karavan kamplarında var. Karavan kampları da ücretli. Bunu düşünmeniz lazım. Yani nerede kalıyoruz derseniz karavan kampları ve kamp olmayan düzgün, sakin yerler. Bunları deneyimle çözebileceksiniz diye düşünüyorum. İlk başta başlarken hiç başlamadıysanız, bilmiyorsanız İlk etapta karavan kaplarını kullanmanız sizin için daha güvenli ve daha rahat olacaktır. O yüzden aklınızın köşesinde olsun. Ama zaman geçtikçe her seferinde karavan kamplarına girmeyi daha uygun, herkesin, karavancıların daha önceden denediği sakin yerlere gidip orada elektriksiz veya susuz, tabii ki sizin sisteminiz, kullandığınız aracın üzerinde güneş panelleri varsa, su deponuz iyiyse, işte hazırsanız yani sonuç olarak orada da kalabilirsiniz. Önerim hangisi derseniz eğer, deneyim kazandıkça tabii ki farklı yerlere gitmek, kimseye bağlı kalmadan, kalabalıktan biraz daha sakin yerlere gitmek, keşfetmek, macera yaşamak istiyorsanız tabii ki kampın dışına da çıkmanızı kişisel olarak da öneriyorum. Peki kiralamak mı, satın almak mı? Bu tabii çok sorulan bir soru. İşte biz 3 tane deneyim yaptık. 3'ünde de kiraladık çünkü 3 tane farklı tipte kullanmak istedik.
Bir de ayrıca cart diye satın alıp ondan sonra ah niye biz bunu aldık demek istemediğimizden dolayı ben kiralama yönünde daha mantıklı buldum. Ki önerim de odur. Hiç bilmiyorsanız eğer kiralamayla başlamanız en azından neyi nasıl yapacağınızı kendinizi tanımak için, karavanın size uygun olmadığını görmek için kiralama çok güzel bir başlangıç. O yüzden hani kiralama mı satın alma mı? Bir de satın almada şunu dikkat etmenizi istiyorum. Ben satın almadığım halde bir şeye büyük bir para veriyorsunuz ve onu hep kullanamıyorsanız eğer bence yazık oluyor. Yani diyelim ki siz 500 bin lira harcadınız. Şu andaki fiyatlara göre değişmiş olabilir ama yani büyük bir para verip bir şey aldınız, satın aldınız, o sizin oldu. Ama yılda yalnızca 10 gün kullanabiliyorsunuz. Yani sadece 10 gün kullanabilmek için o aracı almaktansa 10 günlük kiralamak bence daha mantıklı gibi geliyor. Ama bu da bir kişisel seçim. O yüzden hani satın alanlara tabii ki hiçbir şey diyecek halim yok. Ama önerim ilk başlayacaksanız, özellikle beginnersanız, başlangıç seviyesindeyseniz, kendinizi denemek istiyorsanız kısa bir süre yine kiralamanızı öneriyorum. Peki gelelim sonuç olarak toparlamaya. Tabii sonu yok, detaya girersek eğer. Ben şunu diyorum insanlara, bana soranlara. Karavan hiç denemediyseniz eğer mutlaka ve mutlaka öncelikle çadır kampını deneyin. Yani benim üniversite hayatımda ben çadırda kalmış bir insanım. İşte kampçılık yapmıştım, dağa çıkmıştım vesaire. Çadırın ne olduğunu biliyorum. Yani çadırda nasıl yaşanıyor, nasıl kıyafet seçilir az buçuk, işte neye dikkat etmek lazım, nerede uyumak lazım, nasıl bir şeyler yiyeceğiz. Bu kamp kültürü eğer sizde varsa karavan daha rahat edeceğiniz bir yer. Ama hiç çadırda yaşamadıysanız, hiç çadırda zaman geçirmediyseniz, kampçılık yapmadıysanız, hep işte böyle hazır pansiyona gittim ben, otellerde kaldım diyen bir insansanız, karavan otelle kıyaslanabilecek bir şey değil arkadaşlar. Bunu lütfen önden söyleyelim. Karavan otelle değil, karavan çadırla kıyaslanması gerekebilen bir şey diye düşünüyorum. Şimdi çadır kültürü varsa karavan çok güzel çünkü lüks. Çok lüks çadıra göre. Yattığınız yer lüks, kapalı bir alandasınız, tuvaletiniz var, mutfağınız var, ocağınız hazır vesaire falan filan. Attığınız zaman dolaptan bir şey çıkartıyor, nerede olduğunu biliyorsunuz. Ama eğer bir otelde yaşıyorsanız ve otelde yemeğiniz hazır geliyor, banyonuz sıcacık vesaire falan filan, yatağınız daha yumuşak, kocaman, onlarla kıyaslarsanız karavan çok zorlanacağınız bir şey. Onu hiçbir zaman unutmayın lütfen. Çadır kültürü lazım. Çadırın üstüne karavan çok güzel. Çünkü bu bir macera. Yani her yaptığınız hareket, her fark ettiğiniz alan, her tanıştığınız insan, yanınıza gelecek insanlar, başka yani beklemediğiniz şeylerle karşılaşabilirsiniz. O yüzden macera olarak bakmak lazım. Bana diyorlar ki tatil mi bu? Bence tatil değil karavan. Karavan bir maceradır. İşte sonuçta orada yediğiniz yemeğin bulaşığını da yıkamak zorundasınız. Çünkü ertesi gün aynı tabak çanağı kullanacaksınız. Bu çok önemli. O yüzden hani kamp kültürü, bunun bir tatil olmadığı, tatil tabii ama hani rahat bir tatil olmadığı, her zaman bir aktif bir hareket gerektiğini lütfen unutmayalım. Karavana bakarken lüks çadır hayatı diye bakarsak çok güzel oturacak diye düşünüyorum. Kiralama konusu hep soruluyor. Yani kiralama gerekli mi, gerekir mi, yapılır mı? Bence gerekli. Kiralama yapabilirsiniz ama süre önemli burada kiralamada da. Şimdi ilk gün tamamen kaos. Niye kaos? Neyi nereye koyduğunuzu bilmiyorsunuz. Karavanı tanımıyorsunuz. Kiralık olduğu için sizin değil. Hangi dolapta ne var falan unutuyorsunuz. O yüzden ilk gün gitti zaten. Bakın. İkinci gün biraz oturdu falan. O yüzden minimum bence kiralayacaksanız deneyimde 4 gün 5 gün minimum. Hadi 7 gün de olabilir. Tamam mı? Ama maksimum 10 gün. 10 günden sonrası artık zaten deneyim kısmında o karavan, o tip karavan için zaten her şeyini neredeyse öğrenmiş gibi oluyorsunuz. Yani ben diyorum ki bence 4 günle 7-8 gün arası deneyim sağlamak için karavan kiralanabilir, kiralanması gereklidir diye düşünüyorum. Bu da benim görüşüm tabii ki. Ama tipi hani soracaksanız eğer hangi tipi kiralamamaya, bu da tamamen kişilikle ilgili, sizin nasıl kullanmak istediğinizle ilgili. Biz kendimiz için söyleyeceksek eğer, ben şöyle diyeyim. Bizim ailemiz macera, farklı noktalar görmek isteyen, macera seven bir aile. Yani şimdi gidip de bir yere kampçılık dediğimiz şey, çadır kampı gibi düşünelim. Bazı yerlere gidiyor insanlar, o noktaya çadırını, kampını kuruyor. Karavanını oraya park ediyor. Orada 7 gün geçiriyor mesela. 8 gün, 10 gün geçiriyor.
aynı yerde. Hareket ettirmiyor. Bir böyle kullananlar var. Bunlara da saygım sonsuz. Bu bir seçimdir. Bir de bir gün burada kalayım. Ertesi gün başka bir nokta göreyim. Ertesi gün başka bir nokta göreyim. Yani amacı ne? Kişiler nasıl kullanmak istiyor? O çok önemli. Ailemle mi gideceğim? İki kişi mi gideceğim? Tek kişi mi gideceğim? Ben hiç yol olmayan dağ bayır yerlere mi çıkacağım? Yoksa hep ben kamplarda kalacağım? Karavan kamplarında mı kalacağım? Bunlar sizin nasıl kullanmanız gerektiğini cevabını bilmesi gereken konular. Yani sizin bilmeniz lazım. Ben şimdi size diyeceğim ki mesela siz mutlaka motokaravan alın. Belki de motokaravan size göre değil. Neden mesela şimdi böyle dedim? Biz çok farklı noktaları görmek isteyen insanlarız. O yüzden olabildiğince çok durup kalkıyoruz. Yani bir gün burada, bir gün burada, bir gün burada. Yani en fazla iki gün aynı yerde kalalım diye. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Şimdi eğer ki trailer şeklinde bir aracınız varsa, yani çekme karavanda gittiyseniz, bunu park ettikten sonra iniyorsunuz, bunu buradan söküyorsunuz, altındaki aletleri, ayakları açıyorsunuz. Yani bir işlem var orada. Yani şoför diyelim ona, şoförün çok işi oluyor. Bunu park etme, doğru yere park etme, park ettikten sonra onları hazırlama, elektriğini takma, suyunu bulma vesaire falan filan, bir sürü ayarı zıvırtı var. Motokaravanda ise öyle değil. Motokaravanda geliyorsunuz, zıt, park ettiniz, bitti. Bu kadar. Bir tane elektrik gerekiyorsa, elektrik, yani su, bitti. Başka indir, kaldır, arkaya git, bilmem ne, hesap yap. Yok bunlar. Motokaravan, şoför anlamında, kullanım anlamında, bana göre, çekme karavana göre çok daha kolay, çok daha hızlı oluyor. Bu yüzden sabit bir yerde uzun süre kalmayacaksanız, benim hoşuma giden taraf, motokaravan size daha uygun oluyor. Ama ben bir yere gideceğim, kamp yapacağım, kampı oraya sabit kuracağım, bir kere sistemi koydum, sonra araba boş oldu bu araba. Bununla istediğim yere giderim. Ben oraya giderim, buraya giderim, bu burada sabit kalıyor. Oraya giderim, gelirim, yatarım. Giderim, oraya giderim, yatarım. Veya gezmeyeceğim, burada duracağım. Ama bunun içinde sabit ben 15 gün kalacağım derseniz, bu da bir seçim. Buna da tabii ki o zaman çekme karavan güzel. Çünkü çekme karavanların en büyük artısı bana göre, başka büyük bir artısı var. Karavanın genişliği normal arabadan daha geniş olduğundan dolayı size yanlamasına daha böyle bir ferahlık veriyor karavanın içinde. Ama şeylerde, minibüs olanlarda araba genişliğinden çok daha büyük bir genişlik yok. O yüzden daha dar, içleri daha dar geliyor. Bu da böyle bir küçük bir bilgilendirme olsun size. Yani kullanacağınız şekli, planı siz yapacaksınız. Siz karar vereceksiniz tabii ki. O yüzden hangi tipi seçmem gerektiği sorusuna bence işte deneyerek, yani hem çekme karavan hem de moto karavanı belki de farklı şekilde kiralayarak kendiniz bunun cevabını verebilirsiniz. Ama ben kendi adıma olabildiğince cevap vermeye çalıştım. İki çocukla eğer bu işe girmek istiyorsanız biz şimdiden söyleyelim, girmeyin. Şu anda akşam yemeği pozisyondayız. Olabildiğince bir şeyler yiyip içmeye çalışıyoruz ki akşam aç kalmayalım sayın seyirciler. Ve? En sevdiğim yer? En sevdiğin yer? Babanın koynu. Hayır. Neresi? Nereye gidiyorsun ya? Yıldızları izlemek. Yıldızların altında. We're gonna put our pajamas on. Bu arada videolarda, daha önceki deneyimlerimde de yukarılara koyacağım linklerini. Siz oradan bizim daha gittiğimiz zaman da çektiğim kısa videoları da görebilirsiniz. İşte sıcaklıkta nasıl oluyor? Karavanın içinde çok sıcak oluyor mu? Klima var mı? Mesela motokaravanda klima vardı. Isıtma var mı? Evet, ısıtma oluyor. Webasto denilen dizel motorlarla sıcak hava üflüyor. -4'te, -5'te çok rahat şekilde ısıtarak içinde kalabiliyorsunuz. Çadırın yanında bu bir lüks bir durum tabii, çadıra göre kıyas edersek. Anlayacağınız o videoları da seyretmenizi öneririm. Bir sorunuz varsa lütfen alta yazınız ve tabii ki like'a basınız ki benim videolarımda en azından 50-100 kişi geçsin. Bir 1500, 15.000, 150.000 kişi izlesin isterim. Lütfen de abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.